Yen San Huang. Nvidia'nın kurucusu bir teknoloji şirketi CEO'sundan ziyade Rockstar'a benziyor. Dünkü Nvidia Geliştiriciler Konferansı'na tam 11.000 kişi geldi. Konferans canlı olarak yayınlandı. Eminim orada da milyonlar izlediler. Ve izleyiciler arasında sadece teknoloji nerdleri yoktu. Temelde bu bir GPU, CPU şirketi. Yani teknoloji delillerinin gelmesi gerekir. Girişimciler, film yıldızları, gazeteciler herkes oradaydı. Çünkü Nvidia yeni oyuncaklarını açıkladı. Ve bu oyuncaklar yapay zekanın ve dolayısıyla dünyanın geleceğini değiştirecek gibi... Beni özellikle robot dünyasıyla ilgili açıklamaları çok çok etkiledi. Bir yandan Tesla'nın ilgili bazı endişe verici şeyler var. Nvidia'nın konferansında Hepsi size için derledim. Nvidia hissesinde yatırım olanlar veya düşünenler veya boş Nvidia hissesini gelecekle ilgili en ufak kafasına merak olan herkesin mutlaka izlemesi gereken bir video hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Nvidia 2019 yılından beri canlı izleyicinin olduğu geliştirici konferansları yapmıyordu. Ama bu yıl biliyorsunuz Nvidia hissesi muazzam gidiyor. Yani sen abi de iyice havaya girmiş. Dün yeni oyuncaklarını büyük bir stadyumda canlı olarak tanıtmayı istedi ve hakikaten süper oyuncaklar var. En önemli konu tabii GPU'lardaki değişim. Şu andaki Hopper mimarisi yerine Blackwell mimarisine geçiyorlar. Hopper mimarisindeki çipler H100 GPU'larıydı. Onların yerine B200 GPU'ları geliyor. H100 GPU'larının satış fiyatları 25 bin dolarla 40 bin dolar arasında. B2'ler dün açıklanmadı ama 50 bin dolara kadar çıkacak gibi gözüküyor. Tabii kimse sadece GPU'yu satın almıyor. GPU ile beraber bütün bir sistem satın alınıyor. Şirketin kendi sistemlerine entegrasyonu sağlayacak switchler, işte bunun içine yerleşeceği raflar, soğutma sistemleri, bütün bunların işletimini sağlayan yazılımlar böyle baktığımızda 200 bin dolar civarını buluyor bir GPU ünitesi. Yeni GPU'nun ismini David Harold Blackwell'den almışlar. Bir matematikçi yapay zekanın temellerini atan insanlara bir tanesi. Peki bu yeni çipin getirdiği farklar neler? Üzerinde 208 milyar adet transistör bulunuyor. Aslında tek bir çip değil, iki çipi üst üste yapıştırmışlar. Böyle goflet gibi ama aralarında muazzam bir etkileşim sistemi var. Ve sen diyor ki asla iki çip olduğunu anlamıyor bilgi onun üzerinden akarken. Mevcut H100'lerdeki yapay zeka işlem gücü 4 petaflopken bunlarda 20 petaflopa fırlıyor. Yani 5 kata çıkıyor. Şu anda GPT'nin kullandığı yapay zeka mimarisinde 1.7 trilyon parametre var. Diyor ki Nvidia bizim yeni sistemimiz 27 trilyon parametreye izin verecek. Parametreye izin vermesi demek ne demek? Daha akıllı, daha hızlı, daha çok işlemi daha detaylı şekilde yapabilen yapay zeka demek çok temelde. Bu karmaşık teknolojinin pratiğe döndüğüne karşı nedir derseniz aşağı yukarı 30 kat daha hızlı inference yani işlem yapma gücüne ulaşıyor yeni çipler ve bunu mevcut çiplerden daha düşük enerji ve maliyetle yapıyorlar. Aşağı yukarı 25 kat civarında orada tasarruf olacağı düşünülüyor yüzlerle kıyaslandığında. Tabi bu da yeni yapay zeka programlarının geliştirmesini oldukça basitleştirecek. Mesela GPT gibi 1.8 trilyon parametreyle çalışan bir yapay zeka modelini Nvidia'nın eski çipleri olan A100'lerde 25.000 A100 çipiyle ve 3-5 ayda ancak geliştirebiliyordunuz. Şu andaki H100'lerle bunu 8.000 GPU ile ve 3 ayda gerçekleştirebiliyorsunuz. Yeni gelen Blackwell çipleriyle B100'lerle bu sadece 2.000 çip gerektirecek ve 3 ayda gerçekleştirecek yansını söyledikleri. Bu da yapay zekada yapılacak şeylerin sayısının artacağını söylüyor. Yeni Hopper mimarisi ve Blackwell'le ilgili çok fazla teknolojik açıklamada yaptım. Onları size sunmayayım. Yani kabaca çok daha hızlı, enerji çok daha etkin kullanan ve daha az çiple daha fazla şeyi mümkün kılan bir mimari var karşımızda. Bunu borsa aşağı yukarı bekliyordu zaten. Yani burada çok şaşırtıcı bir şey yok. O yüzden de hisse senede dün tepki çok pozitif olmadı kapanış sonrasında. Ama bence borsanın atladığı çok önemli bir konu var. Konferansta artık Nvidia'nın sadece bir GPU üreticisi olmak çıkıp bir yazılım ve hizmet şirketine doğru dönüştüğüne dair ipuçları da geldi. Bu çerçeve tanıdıkları yeni bir hizmetleri var. NIM adı Nvidia Inference Microservice. Bu sistem şunu söylüyor. Siz geçmişte eğer Nvidia çiplerini almışsanız da yani şu en son teknolojiyi almıyorsanız da geçmişteki çiplerde özellikle yapay zekanın inference bacağında yani tepki verme bacağında kullanılabilir. Bu için de biz size yeni bir yazılım sunuyoruz. Siz herhangi bir Nvidia çipiyle yani a yüzlerden başlayan Nvidia çipiyle çalışıyorsunuz sanız rahatlıkla bunları inference çiplerine dönüştürebilirsiniz. Böylece alacağınız yeni B yüzleri ise training yani eğitim çipi olarak kullanabilirsiniz. Bütün bunları çözmek için size bir yazılım hizmeti sunuyoruz. Yıllık fiyatı 4500 dolar olacak. Bu şu anlama geliyor kabaca. Sadece artık GPU'ları CPU'ları satmakla yetinmiyorlar. O GPU'larla şirketin ömür boyu barış içinde yaşaması, yeni GPU güncellemelerinde kendini kötü hissetmemesi, eski GPU'ları yeni kullanım alanlarına götürebilmesi için de bir hizmet paketi sunuyorlar. Bu da Nvidia'nın değerlemesinde artık bir donanım firmasından ziyade yazılım firması değerlemelerine götürebilir. Bunun etkileri başta kısıtlı olacaktır. Çünkü yeni yeni başlıyor bu hizmetler. Ama piyasadaki Nvidia çiplerinin sayısı arttıkça ve ilk Nvidia çiplerini alanlar biz bunu nerede kullanalım sorusunu sordukça daha fazla entegrasyon ihtiyaç duydukça daha fazla mevcut Google gibi Amazon gibi büyük şirketlerin yanında küçük şirkette Nvidia çiplerini kullanmak isteyip bu konuda bir yazılım hizmetine ihtiyaç duydukça bu 4500 dolarlık paketin çok büyüyeceğini düşünüyorum. Bu da software as a service yani yazılım bir hizmet olarak satma modelini Nvidia'ya götürür. Fiyat kazanç oranlarını yukarı doğru çıkaracak bir şeydir. Etkilerini çok kısa vadede görmeyeceğiz ama mutlaka göreceğiz. O yüzden NIM beni en çok etkileyen konulardan bir tanesiydi. En çok etkileyen konu aslında robotlarda ama onu en sonunda anlatacağım. Çünkü robot dünyasına bambaşka bir kış getiriyorlar. Omniverse, Nvidia'nın uzun süredir üzerine çalıştığı bir diğer projeleri. Omniverse aslında sanal gerçeklik demek. Sanal gerçeklikte de örneğin fabrikanızı kuruyorsunuz, onu orada simüle ediyorsunuz. Orada fabrikanın en verimli, en işçi sağlığından güvenli, en mantıklı şekilde tasarlıyorsunuz. Simüle edip verilerini alıyorsunuz. Bu veriler eğer istediğiniz yönde ise fabrikanızı ona göre tasarlıyorsunuz. Bunu araba tasarımına çekin, bunu hatta mikroçip tasarımına çekin. Çünkü TSMC, yani dünyadaki en büyük çip üreticisi ki Nvidia'nın ana üreticisi, o da bu yazılımı kullanarak çip üretim süreçlerini yeniden tasarlamayı düşünüyormuş. Bu Omniverse meselesini epey üzerine durdular. Bunu hızla geliştiğini anlıyoruz. Ve Apple'ın Vision Pro'su da onu kullanacakmış. Yani Apple'ın isminin Vision Pro olması sebebi zaten tesadüf değil. Pro profesyonelden geliyor. İlk etapta anladığım kadarıyla Nvidia'nın Omniverse modeliyle Apple'ın Vision Pro modeli birleşecek ve profesyoneller yeni şeyleri tasarlarken Omniverse'ün sonsuz anaklarına ayarlanacaklar. Burası yine konferansın heyecan verici yönünden bir tanesiydi. Pek çok şirketin bu konuda Nvidia ile iş birliğine girdiğini gördük. Bir başka önemli gelişme Nvidia'nın Google, Amazon, Microsoft gibi şirketlerle iş birliğini büyütüyor, derinleştiriyor olması. Mesela Amazon bu yeni sistemlerden 20 bin adet alacakmış ve bu çipleri bir hizmet gibi Amazon Web Services var yani bulut üzerinden hizmetler sunan onun gibi müşteri sunacakmış. Microsoft'un ve Google'un da benzer projeleri var. Burası da aslında mikro çiplerin artık bir hizmet gibi kiralanan şeylere döneceğini gösteriyor. Amazon hissesinde bunun yarayacağını tahmin ediyorum. Fakat beni en çok heyecanlandıran gelişme robotlar konusunda, humanoid robotlar konusunda yeni bir donanım, yazılım, işletim sistemi sunuyor olmaları. Bu yeni sistemin adı da GROOT Daha doğrusu GR00T. Yapay zeka nedense GROK, GROK gibi isimleri çok seviyorlar. Bu da o seriye katıldı. Groot, humanoid robotlar geliştirmek isteyen bütün şirketlere sunulan özel bir set aslında. İşte bu çerçevede Yensen sahneye 8 kadar robotla beraber çıktı. O robotların arasında dünkü videomda üzerine durduğum figür 01 de var. Ve dedi ki bu yeni sunduğumuz sistem sayesinde humanoid robotların insanlardan öğrenme, görerek öğrenme, dinleyerek öğrenme, büyük dil modellerinden öğrenme gibi becerileri çok çok gelişecek. Bu çerçevede de kendisini aslında robotların efendisi olarak ilan etmek çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Sahnede de en heyecanlı, en eğlenceli görüntüler bu çerçevedeydi. Bir de kendilerinin geliştirdiği ve yine insanlara bakarak bir şey öğrenen bir minik robotlar da ortada gezdiler. Nvidia bu işi çok çok ciddi alıyor. Burada da kendine yeni gelir modelleri üretiyor. Burada tabii Nvidia'ya çok hayran oldum. Yani sadece bir çip üretisi gibi davranmıyor. Aynı zamanda bu çiplerin kullanılacağı bütün yapılara destek veriyor. Mesela Johnson Johnson'la beraber ameliyatlarda yapay zekanın daha iyi kullanılması konusunda yeni projeler geliştiriyorlar. BYD ile derin bir işbirlikleri var. Tesla açısından biraz endişe verici olabilir. BYD'nin hem fabrikaların tasarımında Nvidia Omniverse'u kullanacağını söylediler. Hem araçlarının beyinlerinde de Nvidia çipleri kullanıyor. Bu çerçevede bize gösterdikleri videolar arasında Mercedes GLR de devreye girdi. Mercedes GLR Nvidia ile Mercedes'in işbirliği anladığım kadarıyla Nvidia o arabanın üzerinde yapay zeka yani otonom sürüşle ilgili projelerini ilan edecek. GLR'nin 2024'ün sonu 2025'in ...başında piyasaya çıkması bekleniyor. Tesla'nın otonom sürüşüne göre nasıl beceri olacak... ...ben de merakla bekliyorum. Bu çerçevede aslında Tesla'nın bence en büyük rakibi... ...Mercedes olmuyor ama Nvidia oluyor. Çünkü Nvidia onlarca otomobil resmiyle beraber çalışabilir... ...ve onlarla entegre yeni otonom sürüş projeleri gelebilir. Tesla açısından endişe verici mi? Elbette önemli bir rakip Nvidia. Bir yandan da biliyorsunuz Tesla da Nvidia'nın çiplerini kullanıyor. Kendi sisteminde böyle bir enteresan pozisyonları da var. Ben Nvidia'nın Tesla'nın karşısında... ...tam bir rakip olarak çıkmak istemeyeceğini düşünüyorum. Onun yerine şöyle modele gideceğiz gibi... Tesla'nın büyük bir avantajı var. Tesla'da her şey derin entegre. Yani bu konuda Apple'a benzetebilirsiniz. Apple kendi telefonlarını, kendi çiplerini tasarlıyor, kendi yazılımlarını geliştiriyor. Her şey entegre. Nvidia ise mesela Mercedes'te işbirliği yapıyor. Yani biraz daha aslında Android, Samsung işbirliğine benzetiyorum onu. Muhtemelen Nvidia bu işin Android'i olacak ileride ve önemli bir oyuncu olacağına eminim. Ve pek çok otomobil firması Nvidia'nın yapay zekası ve otonom suç çözümünü kullanacak gibi. Öte yandan tabii Tesla'nın çok büyük bir avantajı var. Şu anda 5 milyonlar üzerinde araç yollarda her gün veri topluyorlar. Bu araçlar 8 adet kameralarından Nvidia'nın böyle bir altyapısı yok ama Nvidia'da bu işleri hızlı geliştirebilir. Bu çerçevede otonom sürüş yarışına hızlanacağını düşünüyorum. Umarım dün Elon Musk da izlemiştir konferansı. Dün Elon Musk yoktu orada. Aslında en son 2019'daki konferansta Elon Musk da bizzat oradaydı. Bu sefer yoktu. Bu sefer başka işbirliklerini daha fazla öne çıkardılar. X'in geliştirdiği X temsilcileri oradaydı. Ondan bahsedildi. Tesla'nın Nvidia'nın çiplerini satın alacağından bahsedildi ama daha derin ...bir iş birliğinden bahsetmediler. Evet bunlar benim konferanstan çıkarttıklarım. Buradan şunu görüyoruz. Jensen Huang bence Amerika Birleşik Devletleri'nde... girişimciler tarihinde Steve Jobs... ...sonra Elon Musk, şimdi Jensen geliyor ve... ...Jensen'in ortaya koyduğu şeyler... ...doğruya doğru Tesla'nı koyduklarından daha heyecanlıydı. Öte yandan dün hisse senedi hafif bir düşüşle kapattı. Bu da biraz normal geliyor bana. Çünkü fiyatı açıklamadılar bu yeni gpuların Onu bekliyordu piyasa. Bile biliyorsunuz işte beklenti satın al haberleri sat. Ama uzun vadede Nvidia shortlar mıyım? Kesinlikle hayır. Nvidia pozisyonunda var şu anda. Bir miktar küçültmüştüm Nvidia'nın pozisyonumu. Çünkü önünde en azından kısa orta vadede gidebileceği alanın biraz kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Yani 1 dolarlara kadar belki çıkacağını düşünüyorum. Tabii yanında bilirim üstüne gidebilir Ama uzun vadede bence Nvidia hala harika bir yatırım. Ben hala hisseyi çok pahalı da bulmuyorum. Ve Nvidia'yı shortlayan bazı ezberci ekonomistlerin dünkü konferans izlemedikleri eminim. Nvidia shortlanacak bir hisse Düşer kalkar o ayrı bir mesele. Ama eğer yapay zeka ile robotlarla otonom suçla ilgili burada anlattıklarımı Bugüne kadar biraz takip etmişseniz bunun çekirdeği olan Nvidia'dan asla vazgeçmemek gerekiyor bence. Yatırım tavsiyesi değil elbette. bizi senedi fiyatından değil şirketten bahsediyorum burada. Ve bir yandan da Tesla'nın bile Nvidia'ya mahkum olduğunu unutmayın. Apple Nvidia'ya mahkum, Microsoft Nvidia'ya mahkum, Salesforce Nvidia'ya mahkum, Amazon Nvidia'ya mahkum. Nvidia çok çekirdekli bir şirket şu anda ve inovasyon konusunda da hız keseceklermiş gibi gözükmüyor. Bence Nvidia müthiş bir şirket olmaya devam edecek. Durumlar böyle. Kısaca özetlemeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.